Zaman kimi haklı çıkarır onu da bilmem. Mesela pahalı denen Visca iki maçta 6 puan getirdi. 6 puanla beraber 6 milyon lira, 6 küsür milyon lira da galibiyet birimi kazandırdı. Biliyorsunuz ligde kazanılan maçlara Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği bir galibiyet primi de var. Beraberliğe de verilen bir prim var. Yani zaman ne getirir bilmem ama ben Beşiktaş yönetiminin Larin özelindeki bu duruşunu doğru buluyorum. Ve ayrılacak gibi de duruyor. Yani şu an itibariyle benim izlenimim ayrılacağı yönünde. Elinizde güven varken, Enkudu varken, her ne kadar hani sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemese de, yani alternatifsiz de değilken yani üstüne üstlük. Üstüne üstlük gerek Süper Lig'de gerekse dünyanın dört bir yanında farklı ihtiyaçlar görebilecek kanat forvetleri olasılığı da varken Larine 2,5 milyon ya da 2,2 milyon avro yılda ücret vermek, garanti para vermek çok rasyonel durmuyor. Gelelim Galatasaray Alanyaspor deplasmanında sahada olacak Serkan Korkmaz bugün. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi o düşme hattının sıcaklığından uzaklaşmak istiyor. Düşme hattıyla arasında sadece 3 puanlık bir fark var Galatasaray'ın. Dolayısıyla bugünkü maç çok daha anlamlı sarı kırmızılılar açısından. Taraftarın, takımın, camianın puan kaybetmeye tahammülü yok. Torrent'i ilk galibiyetini almak istiyor. Gazetelerde de bununla ilgili çok sayıda haber var. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz genel hatlarıyla? Sonrasında detaylandıracağız. Yani şampiyonluk ilanıyla sona erecek maçları çıkartırsak Galatasaray tarihinin en kritik lig maçlarından birine çıkıyor. Bunu kabul etmek lazım. Bir yandan da Galatasaraylıların işte Çaykur Rizespor karşısında Adana Demirspor'un galibiyeti, işte bu akşam Antalya'yı ağırlayan Beşiktaş'ın da kazanması gibi beklentileri olduğunu da belirtmek lazım. Alanya deplasmanında Galatasaray'ın mevcut gidişatta bir puan çıkartması bence o bile önemli. Bayağı önemli hatta. Yani önceliği bir anlamda gol yememeye vermesi gerekiyor Torrent'in. Fakat Torrent'in kariyerinin en kritik maçı diyebiliriz. Yani çünkü bugün olası bir Alanya mağlubiyeti İspanyol teknik adamı bakış açısının konsolide olmasıyla sona erecek. 4 maçta yenen 15 gol var Tuzla dahil. Henüz puan kazanamama durumu var Galatasaray'ın ligde. Bütün bunların ışığında çok zor bir rakiple de karşılaşacak olsa bugün kazanan bir Torrent sonunda makul bir kredi kazanacak aynı zamanda. Sadece 3 puan değil kendi adına. Galatasaray ise çok şey kaybedecek. Dünkü divan kurulu toplantısı zaten pek çok şeyin göstergesiydi. Galatasaray'da hani seçim rüzgarları esiyor. Bayağı ciddi bir domino taşı etkisi yapar Galatasaray'ın Alanya'da kaybetmesi. Ama en çok da bireysel anlamda en çok etkilenecek kişi de bundan Torrent olur diye düşünüyorum. Galatasaray'ın ne vereceği belirsiz. Galatasaray yönetiminden yetkin isimler Antalya kampının, mini kampın iyi geçtiği, çok verimli geçtiğini söylüyor. O kamptan çıkan bazı dedikodular bir anlamda çok yıpratıcı oldu. Bunlar futbolcuları olumsuz yönde mi etkilediği, kendi içlerinde kenetlenmeleri şeklinde bir tezahürle mi sonuçlanacak? Bunların hepsinin yanıtını almamız aslında yaklaşık bir 5,5 saatlik bir süre var. Hakikaten sezonun en acayip maçlarından bizi bekliyor. Sonuçları itibariyle de yani öyle çok büyük bir futbol vaat etmiyorum ama çok güzel bir maç da izleyebiliriz. Gerek Emre Belözoğlu'nun dün Fenerbahçe ile oynadığı eşleşme gerekse bu eşleşme bu haftanın bence en çok dikkat çeken İki maçıydı. Heyecanla ve sabırsızlıkla ben bu karşılaşmayı bekliyorum. Dediğim gibi olası sonuçları hakikaten öngörmek dahi mümkün değil. Yani misal ağır bir yenilgiye uğrarsa Galatasaray taraftarı tabii ki böyle bir olasılığın konuşulmasına dahi üzülüyordur, sinirleniyordur belki ama yani Torrent'le çok erken bir yol ayrımına dahi gidilebilir. Çünkü işler ciddi anlamda sarpa saracaktır. Düşme hattı ve düşme hattının civarındaki takımların oynayacağı maçların sonuçlarıyla beraber yarın sabah çok ilginç bir tabloyla karşı karşıya kalınabilir. Torrent kazanırsa dediğim gibi 3 puandan daha çok kazandığı krediye sevinecektir. Oh be zor bir rakibi deplasmanda yendim diyecektir. Ama şunu da kimse yani inkar etmesin. Bugün maç berabere biterse ben ne Torrent'in ne Galatasaray yönetiminin
çok üzüleceğini sanmıyorum. Hatta Galatasaray taraftarı bile neyse ya beraberlik iyidir der kanaatindeyim. Hemen sahaya çıkmasını beklediğimiz 11'ini de paylaşalım. Galatasaray'ın kalede Penya var, savunma dörtlüsü Boe, Nelson, Marka, Arnold, orta alanda Pulgar, Berkan, hemen önlerinde Emre Çıkıldağ, Kerem ve ileride Halil 11 ile sahada olmasını bekliyoruz Galatasaray'ın. Ama burada tabii Pulgar, Penya sahadayken Halil yerine acaba bir Gomis tercihi olur mu? Yeni transferleri sahada görmeyi bekler misiniz Serkan Korkmaz? Ya şimdi Penya ile ilgili ezbere bir şey söyleyeyim yani çok tanımadan. Ezbere konuşuyorum. Yani herhalde Fatih'le özellikle İsmail Şipe'nin performansından daha kötü bir performans sergilemeyecektir diye düşünüyorum. Bu maçta Pulgar'ın ki bu çocuk daha birkaç gün öncesinde kendi milli takımının formasıyla buradan 17-18 saat mesafede maça çıktı. Yorucu maçlara çıktı. Bolivya deplasmanındaydı yani. Hani ikliminden yüksekliğine, oksijen seviyesine kadar, jet lag'ine kadar pek çok şeye de maruz kaldı ve yeni takımıyla ilk maçına çıkacak. Yani Pulgar bugün kötü oynadı diye eleştirilemez ama iyi bir şeyler yaparsa Galatasaray kariyerine çok ciddi bir şekilde başlamış olur. Yani çok ciddi yelkenlerini rüzgarla doldurarak başlamış olur. Ben tabii ki Emre Kılınç'ın performansını çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Ama genel itibariyle baktığımız muhtemel 11'inde Galatasaray'ın ciddi bir gol atma sıkıntısı yaşanma ihtimali yüksek. Daha çok takım savunmasıyla birlikte rakibi durdurma yönünde bir refleks ve taktik bekliyorum. Alanya Spor çok enteresan bir takım. Farioli ne yaptığını bilen ve modern futbolla ilgili ciddi şekilde fikirleri olan ve bunları da sahaya yansıtan bir teknik adam olduğunu defalarca kere ispatladı. Demeçleriyle de bunları pekiştirdi ve perçinledi. Torrent'in Farioli'ye vereceği yanıt hakikaten çok önemli ve merak konusu. Nasıl bir 11 çıkacak ve ne oynayacak? Sonuçtan bağımsız söylüyorum. Yoksa Galatasaray iyi oynayıp da mesela Trabzon maçında hiç de kötü oynamadı aslında. Hani orada Torrent'in birazcık bir kredisi varsa zaten... Özür diliyorum yani böyle heyecanla konuşurken kulaklık ve mikrofonu düşürdüm. Torrent'in birazcık bir kredisi varsa zaten Trabzonspor'la oynanan maçın ilk yarısındaki oyun ve taktik anlayış. Bakalım bugün ne yapacak? Peki. Yani en çok kaderi etkilenecek kişi bugünkü maçın sonucuna göre bence Torrent. Yani size çok belki abartılı gelebilir ama bugünkü maçın sonucuna göre Torrent'le çok erken bir veda dahi olabilir kanaatindeyim. Çok teşekkür ediyoruz Serkan Korkmaz, değerlendirmeleriniz için ağzınıza sağlık. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. İyi pazarlar diliyoruz bir kez daha Serkan Korkmaz'a da.